İlk önce bir hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dün başkan spor danışmanlığınıza getirdiğini açıkladı. Ama onun haricinde bir mucize var. Bir transfer yapıldı ve transferde isimlerin belirlenmesinde özellikle en önemli mimarlardan bir tanesinin olduğunuz hep konuşuldu, söylendi. Ankara Gücü bu transfer dönemini nasıl atlattı, nasıl geçirdi? Başkan beni bir ay kadar önce aradığında bu süreç, böyle bir sürecin olabileceğini, transferin açılabileceğini ama açılma ihtimalinin yüksek olduğunu, bir de oyuncular, alacaklı olan oyuncularla ilgili de pazarlıkların sürdüğünü, bunun da kamuoyuna pek belli edilmemesiyle ilgili ricada bulundu. Ben de eski Ankara Gücü'nde görev yapmış futbolcu arkadaşlarımız, menajerler, onlarla temasa geçtim. Dedim ki elinizde böyle bir oyuncu havuzu varsa onlardan yararlanalım. Ankara Gücü'nün bütçesine uygun şekilde bir liste oluşturalım. Onlarla yola çıktık. Yani hepsinden yardım istedim o konuda. Daha sonra son dönemde 2-3 gün kala transferin açılacağı netleşti. Orada da herkes zaten haberdar oldu. Çok yoğun bir, aslında biz epey bir eleme yapmıştık. Bir daha başa dönmemizi gerektirdi ondan sonra. Bazıları başka kulüplerle anlaştı o arada. O anlaşanlar o aşamaya gelmeden önce biz bir aylık bir çalışma yaptık. Sonra yeni isimler gelince, tabii daha iyi isimler gelirse diğerlerini eledik. Tabii burada bizi bağlayan 3 tane kriter vardı. Bir tanesi kulübün limiti. Bir tanesi tamam bir para bulunmuş, transfer açılmış ama ev bitmiş, çatısı kalmış gibi bir şey. Bir daha para kalmamış. Üçüncüsü de Ankara Gücü'nün dışarıya karşı bir itibar sorunu. Algısı diyelim. Çünkü Türkiye'de oynayan futbolcular var. Biz oyunculara transfer teklifinde bulunuyoruz, yurt dışında bazı oyunculara. Soruyorlar, transferi açamayacağımızla ilgili bilgilerin gittiğini öğreniyoruz. Paranızı alamazsınız şeklinde. Daha önce Ankara Gücü ile ilgili, yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama böyle bir algı olduğu da belli. Sadece Türkiye'de listemize alıp belirlediğimiz 4 tane oyuncu ülkemize başka takımlara gitti. Evet. Ayrıca yurt dışından başka takımları tercih edenler oldu. Yani bunu bir mazeret için söylemiyorum ama mevcut seçtiğimiz oyunculardan bir şikayetimiz yok. Daha iyisi olabilir miydi? Zaman olsa olabilirdi. Kulübün şartları olsa olabilirdi. Ama o dar zamanda yapılabilecek en iyi hamlenin yapıldığını düşünüyorum. Bu devre arası transferleri hep çok zordur. Evet. Bulmak zordur. Rakamları yüksektir. Bir de hazırlık dönemi çok kısa olacak ister istemez. Yani ligler başlamışken transfer yapıldı. Devre arasının başında da yapılmadı. Yani bu Ocak ayında bu transferler yapılmadı. Burada bir uyum sorunuyla ilgili bir çalışma oldu mu? Çünkü bu her şeyi 10 numara daha yapılsa, çok yıldız transferler daha getirse uyum bilinmeyen bir denklemdir aslına bakarsak. Tabii bu anlattığınız şey, ülkemizin büyük takımları yıllardır bu sorunları yaşıyor. Dünyanın büyük takımlarında görüyoruz. Çok büyük paralar harcanıyor. Çok iyi transferler yapılıyor ama harmanlanıp iyi bir takım ortaya çıkarılamıyor. Yani bu bir süreç. Bizim buradaki durumumuz şu. Yani çok mazeretimiz yok. İşte ateşe düşmüşüz. Oradan çıkmamız lazım. Aslında Fatih Bey'in de düşüncesi, uzun soluklu projeleri var. Ankara Gücü çok iyi şeyler düşünüyor. Altyapıdan başlamak üzere ama bunları gerçekleştirmek için sahada netice almak lazım. Biz de bu sahada netice alıp skoru değiştirebilecek, lehimize değiştirebilecek oyuncular tercih etmeye çalıştık. Her şeyi yapabildik mi? Her şeyi yapamadık. Onu biliyoruz ama en azından şöyle düşündüm ben kendi adıma. Geçen seneki kadro iyi kötü muhafaza edilirken bariz bir şekilde bu takımın gol yükünü çeken 3 tane oyuncu vardı. Boyd, Sako, Orgil. Yani Orgil burada ama onun da bir şanssızlığı var. O şanssızlık sonucu gol atamıyor, üretemiyor. Evet, yoksa bir, ligin en iyi golcülerinden bir tanesi oldu. Veya kenardaki oyuncuların eksikliğinden dolayı atamıyor. O da bir şey. Şu anda biz Orgil'in yanına 2 tane adam getirdik. Yani onlardan çok umutluyuz. Bir de ayrıca ona alternatif de santrafor aldık. Yani diğer mevkilere de bazı alternatifler vardı. Ben transferlerden son derece memnunum ama gönlümden geçen bir tane orta sahaya, oyunu iki yönlü oynayacak 8 numara, biraz bazen takımı da işte öne taşıyabilecek bir oyuncu. O hamlede girişimlerimizden sonuç alamadık. İspanya'dan bir oyuncuyla temasa geçiş son anda döndü. Türkiye'den yani Alper Potuk, Musa Çağran, Malatyaspor'dan Donald, bu isimlerin bir tanesini katmayı çok arzu ettim ben kendi adıma. Yani yönetim de bu konuda çok ciddi çaba sarf etti ama anlattığım o limitle kulübün işte parasal sorunları, onları halledemedik. Bir tek aklımda kalan o, onun dışında yani hem kaleciden başlayarak yaptığımız transferlerin hepsinin arkasındayım. Şimdi bazı tercihlerle ilgili 2-3 gündür, daha doğrusu maçtan öncesinde ve maçtan sonrasında
yorumlar oldu. Misal Fatih Moke değişikliği. Hı. Birisinin 4 oyuncu TFF'ye bildirilemedi. Evet, evet. Kanteros son, evet, son anda. Evet, evet. İp olmaması, listede olmaması. Bunların nedenini bir şey yapabilir miyiz? Yani bir açıklaması nedeni. Yani o, şimdi o son bölümde şöyle, teknik kadronun da burada tercihleri söz konusu ama yani ben taraftarın, kamuoyunun düşüncesine saygılıyım, saygım sonsuz. Ama şöyle bir şey var. İki hafta önce veya bir ay öncesine gittiğimizde Oscar'la ilgili genel şikayetler vardı. Denizlispor maçında iki gol her şeyi değiştirdi. Ya bu adam niye oynamıyor dendi. Yani o dönemlerde ben görevde değildim ama ben de dışarıdan izliyorum bunu. Geçen hafta Kanteros niye yok dediler bu hafta sonu maçta. Evet. Bir önceki hafta Kayserispor maçından sonra bu kardeşim bu adam niye oynuyor dediler. Yani bu Kanteros gibi, Oscar gibi yetenekli olup da taraftarın skora katkı yapmasını beklediği oyuncular hep problemdir. Yani onlar iyi oynarsa zaten takımda sorun olmaz. Oynamazlarsa da bu adamlar niye oynamıyor eleştirileri gelir. O kulübün teknik kadrodan başlayarak yukarıya kadar bir tercihi. Yabancı kontenjanı zaten 14 yabancı bulundurabiliyorsunuz. 10 tane yerli oyuncu bulundurabiliyorsunuz. Altyapıdan gelenler hariç. Yani böyle bir tercih yapıldı. Bir de Kanteros'un ayrıca ciddi bir sakatlığı var. O da biliyorsunuz belki. Yani en önemlisi zaten kulüp doktorlarının o konudaki tespitlerinden kaynaklandı. Artık bu kararlar alındı. Bunların tartışılmasının Ankara'cına faydası yok. Bu önemli bir mesajdır. Evet, evet. Şimdi biz gazeteciler, taraftarlar günü düşünürüz illaki. Biz bugüne bakarız, takım ligde kalmasın ama kulübü yönetenler, bu konuda sorumluluk alanlar tabii ki gelecek seneleri de planlamak zorunda. Ciddi bir oyuncu stoğu oldu Ankara Gücü'nde. Kaldığı zaman zaten bir problem yok ama gitmesi durumu da hesap edildi mi? Yani takım ligde kalamaması durumunda tekrar eski kabus dolu günlere, bu kadar kalabalık bir kadronun borç yüküne muhatap olacak mı Ankara Gücü? Yani olmayacak. Şu anda mevcut oluşturulan bizim şu anda devre arasında aldığımız oyuncuların fiyatlarını da zaten daha sonra öğrenirsiniz. Onu ben bilmiyorum. O konuya girmek istemem ama PTT birincilik takımlarının harcadığı paralarla biz bu transferleri yaptık. Zaten bir kademe üste çıktığınızda çok iyi oyuncular alabilme şansına sahipsiniz. Onları o rakamlara çıkamıyorsunuz. Zaten kulübün limiti de buna izin vermiyor. Ama şöyle bir şey planladık. Mesela Karabükspor'dan Fatih Tultağ'ı aldık. Şu anda milli takım kampında. Hem A takımda kadroda yer bulur hem de ileriye dönük bir oyuncu diye düşündük. Kayserispor'un Atilla Turan, işte sol bek tarafında bir alternatif yoktu Pinto'ya yıllarca. İşte Mehmet Sak çok iyi niyetle oynuyor ama ya taraftar da işte artık oraya bir arayış içerisindeydi. Oraya Atilla'yı aldık. Orkan Çınar'a Beşiktaş'tan yani Atilla'yı da Orkan'ı da bonservisiyle aldık. Yine Bak'tan alınan Ahmet Sun'la Suat Kaya alındı, yeri onlar kiraya verildi. Bunlar ileriye dönük bunların yapılması lazımdı. Benim söylediğim şöyle bir şey var. Ankara Gücü gibi bir camianın, böyle köklü bir camianın Allah korusun zor günleri yaşasa da, transfer yaşasa da bir daha yaşayacağını çok düşünmüyorum ama altyapısı eğer hakkıyla çalışıyorsa belki takım kulüp bir kademe düşebilir. Ama iki kademe düşüyorsa, 3 kademe düşüyorsa biz bunlara şahit olduk. O zaman o kulübün altyapısında verimli bir çalışma olmamış demektir. Yani bundan da sorumlu olan üst taraf tabii. Yani yönetim tamamen sorumlu. İnşallah hem Ankara Gücü'nün ileriye dönük altyapısıyla ilgili hem de ligde kalmasıyla ilgili ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Hem bugünü kurtarmaya çalışacağız hem de ileriye dönük. Asıl zaten benim şu anda burada oluş sebebim başkanın benden konuda destek istemesi sebebi ileriye dönük hamlelerle ilgili. Ben orada da yine bugün başka bir yerde söyledim. Sadece şahsım değil, Ankara Gücü'nün ciddi bir potansiyeli var. Eski futbolcularının çeşitli yerlerde görev aldıklarını biliyorum. Herkesten yararlanacağız. Fikirlerine açığız. Sizlerin fikirlerine açığız. Neler yapabiliriz? İnşallah onları daha uzun soluklu konuşuruz. Bir son sorum da hoca tercih konusunda. Şimdi siz gelecek seneyi ve altyapıyı önemsediğinizi söylediniz ona göre. Mustafa Hoca da gençlerle çalışmaya, gençle hatta altyapı takım çalıştırmaya hevesli olduğunu söyleyen bir teknik direktör. Tercihlerden, nedenlerden bir tanesi bu muydu? Bir de Mustafa Hoca niye tercih edildi? Mustafa yani bu negatif manada söylemiyorum. Yok, Mustafa Hoca'nın tercihi konusunda ben o dönem tamamen şeye odaklandım. Futbolcu transferine odaklandım. Yani o süreci herhalde anlatamam. 3-4 gece saat 3'te 4'te eve gidip yatıp geri sabah kalktık. Yüzlerce oyuncu izledik. Yani
Arkadaşlarımızın birçoğunun telefonunu açamadık. Belki bize güvenenler olmuştu. Mesaj atmalarını söyledik. Oyuncuları izliyorsunuz, izlediklerinizi bir daha izliyorsunuz. Yani hep şunu söylüyorum. Oyuncu öyle ekrandan izlenmez, bir sefer izlenmez. Yani çok defa izlenmesi lazım. Daha sonra canlı izlenmesi lazım. O sürece odaklanmışken hoca konusunda Mustafa Hoca'nın geleceği söylendi. Hoca konusunda bir şeyim yok, dahlim yok benim. Peki taraftara ümit verecek bir mesajımız var mı? Bu senelikte kalmayı çok isteyen, bekleyen, morali bozuk bir Ankaragücü taraftarı var. Yani benim Ankaragücü'nün düşmeyeceğiyle ilgili ciddi bir umudum var, düşüncem var. Hiç düşer diye düşünmüyorum ama eğer düşerse de dünyanın sonu değil. Bunu en kısa geçmiş sürede Gençler Birliği'nde gördük. Eğer siz kurumsallaşırsanız, değerli toplu bir kulüp olursanız, ayaklarınız yere sağlam basarsa, böyle yasaklarla boğuşmadan iyi de bir altyapınız varsa, mevcut kadronuz zaten düşen takım kaliteli bir takım oluyor. Birkaç takviye yapmasanız bile çıkabilirsiniz. Ben düşeceğini düşünmüyorum. Ligde kalacağını düşünüyorum. İnşallah bu haftaki Malatya maçı bunun başlangıcı olur. Takımımız deplasmanda oynamayı daha uygun gibi geliyor bana. Böyle çok pas takımı olup çok rakibi bunaltacak bir takım değiliz ama rakibi tehdit edecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu deplasmanda bizim işimizi de görecek. Yani tabii burada şans faktörü de önemli. İnşallah bir yerden dönecek. Bu dönerse sonrasında puanların üst üste geleceğini düşünüyorum. Ama futbol bunun garantisini kimse veremez. Ben düşmeyeceği yönde düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ama düşerse de oralarda kalmadan en kısa sürede çıkabilecek bir takım oluşturmak bizim görevimiz. Ya inşallah o kabus dolu dönemleri yaşamayız, düşmeyi yaşamayız. İnşallah. İnşallah uyum sorunu ve şans faktörü Ankaragücü'nün yanında olur. Biz gelecek sene yine Ankaragücü'nü Süper Lig'de takip etmeye devam ederiz. Ya bizim tabii bizim gönlümüzden geçen o arzumuz o, bu sahadaki arkadaşların çabası o. Şu anda ben kısa süredir buradayım ama arkadaşlarla konuşuyorum. Yine eski takım arkadaşım Adnan Erkan burada, bizim Arif abinin oğlu Alican burada. Onlara da eski antrenmanlarla şimdinin farkını soruyorum. Çok daha kaliteli, çok daha arzulu, daha yüksek tempolu antrenmanlar olduğunu söylüyorlar. Yani bu inanç sahaya yansır. Orada da tabii topun çizgiyi geçmesi lazım bizim lehimize. İnşallah onlar da gerçekleşir. Ben kısa sürede bu cendereden çıkarız diye düşünüyorum. Emeğiniz için, göstermiş olduğunuz çaba için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin size de. Sağ olun.